Selamünaleyküm arkadaşlar. Matematik dersimize okul kitabından devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlıyorum. Eğimle ilgili sorulara geldik. Şimdi soru 1. Aşağıda eğim açılara verilen doğruların varsa eğimlerini bulunuz demişler. Değil mi bize? Şimdi 45 derecelik bir açı yapmışsam ben şu an benim eğimim nasıl bulunur arkadaşlar? Direkt tanjant 45'imiz eğimdir değil mi? O zaman A'nın eğimi tanjant 45'tir. Tanjant 45 neydi? Daima mıydı? B'nin eğimini bulabilmek için ne yapmamız lazım? Bizim tanjant 120'yi mi bulmamız lazım? Tanjant 120 nedir? Arkadaşlar bu da 90 artı tan 120'yi bulalım. Tan 90 artı 30 diyorum. 30'u görmezsen tanjant değişir. Kotanjant 30 olur. 120 kaçıncı bölgede? İkinci bölgede. Öyleyse tan nedir ikinci bölgede? Eksi midir? Cevap eksi kot 30 yapar. Kotanjant da köküçtü. Öyleyse bunun eğimi eksi köküçtür. B şıkkını anlamayan var mı? C şıkkına geçiyorum öyleyse. Tanjant 135'i bulmak lazım. Çünkü açı varsa eğim bulunması için açının tanjant alınması gerekir. C şıkkında tanjant 135'i hesaplıyoruz. Bu da tanjant 90 artı 45'tir. 90'ı görmezsem tanjant kotanjant 45'e dönüşür. Ve 135 derece ikinci bölgede olduğu için ikinci bölgede tanjant neydi? Eksiydi. Demek ki cevap eksi kot 45 yapar. Kot 45 1 olduğu için bunun cevabı da eksi 1'dir. Şimdi dik olmuş. Biz tanjant 90'ı bulmamız lazım. Tanjant 90. Arkadaşlar bakın 90'ı direkt tahmin edemiyorsam ben buna sin 90 bölü cos 90'a çeviriyorum şu an. Sin 90 1'di. Cos 90 0'dı. 1 bölü 0 diye bir reel sayımız var mı yok. Demek ki bunun eğimi yokmuş arkadaşlar. Zaten bu düz bir çizgi oluşturur. Tamam mı? Düz çizginin eğimi olmaz. Şu sıfırmış arkadaşlar. Bakın bu sıfırın tanjant 0 diyelim. Tan 0 da dümdüz demek ki zemine. Dümdüz olursa da arkadaşlar eğimimiz direkt sıfırdır. Tan 0 çünkü sıfır eşit zaten. Soru 1'i anlamayan var mı arkadaşlar? Yok ya. Soru 1'i herkes Evet hocam. anladı mı? Evet hocam. Evet hocam. Öyleyse soru 1'i geçiyoruz. Soru 2. Bize bir takım noktalar verilmiş. Bu noktalar arasındaki eğimler sorulmuş değil mi? Benim iki nokta sayesinde ben eğimi nasıl buluyordum? Y2 eksi Y1 bölü X2 eksi X1 miydi? Buna ben X1 Y1 diyeyim. Buna da X2 Y2 diyeyim. Yani bu Y'den bu Y'yi çıkarıp bu X'ten de bu X'i çıkarıp bölmem lazım. A şıkkı nasıl yapılır? 3'ten 4'ü çıkaracağım. 3 eksi 4. Bölü eksi 2'den de 1'i çıkarmam lazım. Eksi 2 eksi 1. Bu da eksi 1 bölü eksi 3 yaptı. Buradan cevabımız artı 1 bölü 3'tür. A'daki iki noktanın eğimi 1 bölü 3'müş. Şimdi geldik B'nin eğimini bulmaya. Bu x1, bu y1, bu x2, bu y2. Eğimi bulmak için de bu sefer 1'den 3'ü çıkarmam lazım. B şıkkının eğimi bulurken. 1 eksi 3. 0'dan da 2'yi çıkarmam lazım. 0 eksi 2. Bu da eksi 2 bölü eksi 2'den. Bunun eğimi ne yaptı? 1 mi yaptı? Geldik bunun eğimini bulmaya. A ve D noktaları arasındaki eğim nedir? Y'den y'yi çıkarıyorum. 5 eksi 3. X'ten X'i çıkarıyorum. 2 eksi eksi 1. Yukarısı artı 2 yapar. Aşağısı ise eksi eksi artı 1, 3 yapar. Bunun eğimi de 2 bölü 3 oldu. Geldik şimdi Ç şıkkını bulmaya. Bu Y'den bu Y'yi çıkarıyorum. 2 eksi eksi 3 bölü. Bu X'ten bu X'i çıkarıyorum. Eksi 5 eksi eksi 2. Burası artı yapar. 2 artı 3'ten 5 yaptı. Aşağısı eksi eksi artı yaptı. Eksi 2 artı eksi 5 artı 2'den eksi 3 yaptı. Bunun eğimi de eksi 5 bölü 3'müş. Bu soruyu anlamayan var mı? Yok hocam. Yok hocam. Zaten bunlar basit sorular. Evet. Şimdi bize diyor ki eğimleri ve bir noktası verilen doğruları yazınız demişler. Aşağıda A noktasını vermiş. Bir doğru üzerindeki bir nokta verilmiş. Ve doğrunun eğimi verilmiş. Doğru ve bir noktamız varsa biz nasıl denklem kuruyorduk?
Denklem nasıl yazılıyordu? Y eksi y1 eşittir m çarpı x eksi x1 miydi arkadaşlar? Bakın bu x1'dir, evet. y1 midir? O zaman ben şu doğru yazmam için şu x1 yerine 1 yazmam lazım. y1 yerine 2 yazmam lazım. Eğim yerine 3 yazmam lazım. Öyleyse bunun denklemi ne oldu? Y eksi 2 eşittir 3 çarpı x eksi 1 mi yaptı? Bunu dağıtırsak y eksi 2 ne olur? 3x eksi 3y yapar. Eksi 2'yi karşıya attım. Y ne oldu? 3x eksi 2 artı 2 diye geçti. Eksi 3 artı 2'den 3x eksi 1 mi yaptı? B şıkkına bakalım. Y eksi y 1 eşittir m çarpı x eksi x 1 diyorum. Bir noktam var. Bir eğimim varsa biz doğruyu yazabiliriz değil mi denklemi? Formül zaten şuydu. Bakın bu y 1'dir. Bu da x 1'dir. Öyleyse bunun yerine eksi 2 yazdım. Bu y 1 yerine 3 yazdım. Eğim yerine eksi 1 yazdım. Bu da y eksi 3 eşittir. Eksi 1 çarpı x artı 2 yapar. Eksiyi dağıtıyorum. Y eksi 3 ne yaptı? Eksi x eksi 2 yaptı. Eksi 3 karşıya atarsam y ne yaptı arkadaşlar? Eksi x artı 1 yaptı. Bu da y eşittir. Eksi x artı 1'miş. Şu c şıkkındaki doğrunun denklemi nasıl yazarız? Yine y eksi y 1 eşittir. M çarpı x eksi x 1 diyorum. Bakın bu y1'imiz de eksi 1. Bu da x1'imiz de arkadaşlar 1 bölü 2. Eğim neymiş? 2'miş. Burada 2 yazdım. Buradan y artı 1 eşittir 2 çarpı x eksi 1 bölü 2 mi oldu? Bunu dağıtırsam y artı 1 eşittir 2 çarpı x 2x eksi 1 bölü 2 çarpı 2 eksi 1 yapar. 1'i buraya atarsam y'miz ne oldu? 2x eksi 2 yaptı. Arkadaşlar ç şıkkında biri bana çözdürsün. Kim çözdürebilir ç şıkkını? Sesim şu an geliyor mu? Söyleyeyim mi? Semih söyle. Denklem nasıl kurulurdu denklem? Yukarıdan alıyorum. Y eksi y. Y eksi y 1 eşittir. M çarpı. M çarpı x eksi x 1. Bu bizim neyimiz? Y1'imiz mi? Bu neyimiz? Evet. Bu da, o da x1 mi? X1 evet. Gördüm yere ben ne yazdım öyleyse? 3 mü yazmışım? Eksi 3 mü yazacakmışım? Evet. Y1 gördüm yere ne yazıyormuşum? Eksi 5. Eğim neymiş? 1 bölü 3 müymüş? Buradan bunu düzenlersek ne yapar? Y eksi eksi 5 artı 5 eşittir 1 bölü 3 çarpı x artı 3. 3 mü oldu? Buradan arkadaşlar evet hocam. Yani bunun 1001 türlü şekilde bize sorabilirler değil mi? İstersek biz diyoruz ki bunu y artı 5 eşittir. Bunun paydasını 1 yazsam x artı 3 bölü 3 mü oldu? 2 karşıya atarsam y ne yaptı? X artı 3 bölü 3 eksi 5 yaptı. Y de buradan. 3 kere 5 15. 3 eksi 15 x eksi 12 bölü 3 yapar değil mi? Bu halde verebilirler. Veya hepsini arkadaşlar bir tarafa toplayabilirler. Hepsini sağ tarafa toplayabilirler. Artık şıklara ne varsa ona göre düzenlersiniz. Yani bir noktamız ve eğimimiz varsa bizim denklem kurma formülümüz neymiş? Direkt bir doğrumuz var. Üzerine bir nokta var mesela. 1 virgül 2 değil mi? Eğimi de bunun mesela 3 değil mi? Nasıl yapılıyormuş bu? Y eksi y 1 eşittir m çarpı x eksi x 1. Bu formülü kullanaraktan biz bütün denklemleri yazabiliyormuşuz. Yeter ki üzerindeki bir noktamız ve eğimimiz belli olsun. Eğim 3 noktam x 1'im 1 y 1'im 2. Buradan sonra artık parantezi açtığınızda denklem ortaya çıkmış oluyor değil mi arkadaşlar? 3'ü de geçtim. 4'e geliyorum şu an. Aşağıda bir noktası ve eğim açısı verilen doğruların denklemini yazınız demişler bize. Arkadaşlar şimdi ben yine aynı formülü kullanıyorum. Y eksi y 1 eşittir m çarpı x eksi x 1 diyorum, tamam mı? Benim şu an x 1'im nedir burada a noktasında? A noktasında x 1'im nedir? Arkadaşlar şu an x1. Efendim hocam duyamadım. X1 şu an ne x1? 0. Y1 ne? 0 değil mi hocam? 2. Buna 0 evet. Pardon. Buna 2 yazmam lazım sileyim.
Buna 2 yazmam lazım. Buna 0 mı yazmam lazım? O zaman y eksi 2 eşittir. M çarpı x eksi 0'dan x mi yaptı burası da? Direkt. Şöyle. Değil mi? Evet. Şunu silelim bir saniye. Burası x yap. Çarpı m. Eğimi bulmak lazım. Şimdi ben açım varsa eğim neye eşitti eğim? Açının tanjantına mı eşitti? Tanjant 120 eğim verir değil mi bize? Şimdi ben bu 120'yi 90 artı 30 dersem 90 30. Demezsem kotanjant 30 mu oldu burası? Evet. 120 kaçıncı bölgede? 120 ikinci bölgede. İkinci bölge tanjant nedir? Tanjant eksi midir? O zaman cevap eksi 30, 30 olur değil mi? Kotanjant evet. Neydi 30? Kök 3'tü. Demek ki bu eksi kök 3 çarpı x'miş bunun cevabı. Buradan da biz diyoruz ki eksi 2'yi karşı atarsam niye eşittir? Eksi kök 3 x artı 2 yap. Denklem bakın bu. A şıkkının cevabıdır arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Evet hocam. B şıkkının cevabını bulalım. Y eksi y 1 eşittir m çarpı x eksi x 1 diyorum. Bir kere benim x 1'im kaç? Kök 5. Y 1'im kaç? 3. Denklemi yazarken y eksi 3 eşittir m çarpı x eksi kök 5 demem lazım. Şimdi 0 değil mi açım? Evet, ben eğim tamam. Eğim eşittir m. Tanjant alınması lazım açının. Tanjant 0 mı diyorum? Tanjant 0 evet. Arkadaşlar direkt 0'dır zaten. Öyleyse ben buraya 0 yazarsam 0 çarpı x eksi kök 5'ten 0 yapar. Y eksi 3 0 doğrusu bulunur. Ya da eksi 3 karşıya attım. Y eşittir 3 doğrusu. Ya bu vardır şurada ya da bu vardır arkadaşlar. Hangisi varsa işaretlersiniz tamam mı? Tamam hocam. Şimdi yerimiz kalmadı. Şu C şıkkını da yapalım. Yapalım hocam. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. C şıkkını yapmaya. Y eksi Y1 eşittir M çarpı X eksi X1. Bizim denklem kurma ana formülümüz buydu. Toplamlar mı var? Bu X1 bu Y1 mi? X1 yerine ben ne yazmam lazımmış? Eksi 1. Eksi 1. Y1 yerine ne yazmam lazım? 4. 4. 4. Zeminle yaptığımız 45 derece ise açık. Tan 45'tir 1. Evet. Eğim tan 45'tir. O da zaten direkt 1'e eşit. Demek ki temizde 1'miş. Yani bu y eksi 4 eşittir 1 çarpı eksi eksiden x artı 1 yaptı. Bu 1'i karşıya atarsam y eksi 4 eşittir x artı 1'dir. Eksi 4'e karşıya attığımda y eşittir x artı 5 doğrusu mu oldu? Ya da hepsini bu tarafa da atabilirsiniz. Y eksi x eksi 5 0. Ya bu vardır ya da bu vardır arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Evet hocam. Yani bir doğrunun zeminle yaptığı açı verilmişse eğim nasıl bulunur? O açının tanjantını almamız yeterlidir. Soru 5'e geldik. Yanda grafiği verilen D doğrusunun denklemini yazınız demişler bize. Şimdi ben arkadaşım bu soruyu bir 8 türlü yola çözebiliriz. Yani bu sorunun o kadar çok çözüm yolu var ki. Bura 135 derece ise burası kaç derecedir? 45 derece değil mi? Evet. Bura kök 3 ise bura 45'tir. Burada kök 3 müdür? Değil mi? Evet. Eksi kök 3. Şimdi ben şu D doğrusunu düşündüğümde üzerindeki şu noktayı düşünüyorum. Bakın. Bu noktaya ben A noktası diyeyim. A noktası kaça kaç noktadır? Y'si kök 3'tür. X'i var mıdır bu A noktası? Noktanın. Yoktur değil mi? Bu sıfır büyük kök 3 noktası mı arkadaşlar? Değil mi? Evet. Şimdi benim 45 derecelik bir açım yapmışsam zeminde bunun eğimi nasıl bulunur? Eğimi M eşittir nedir? Tan 45 midir? Evet. Tan 45 evet. Ne yapar bilir miyim? 1'di. O zaman Y eksi Y 1 eşittir M çarpı X eksi X 1 diyorum. Bakın benim X 1'im kaç? 0. 0 yaz. Y birim kaç? Kök 3. Kök 3 yazdım. Öyleyse eğim 7 1'di. Bu ne yapar? Y eksi kök 3 eşittir 1 çarpı x. Yani x çarpı. Yapar. Kök 3'ü buraya atarsam y eşittir x artı kök 3 doğrusudur. Tamam mı? Tamam. Bunun daha bir sürü yolu var ama hiç
uğraşmayalım. Bir noktasını biliyorsak, zeminle yaptığı açıyı biliyorsak biz yine aynı formülle ne yapabiliyoruz? Bu doğruyu oluşturabiliyoruz değil mi arkadaşlar? Evet hocam. Devam edelim. Soru 6. İkişer noktaları verilmiş. Bu noktalar sayesinde bize denklemler yazmanız denilmiş. Şimdi ben diyorum ki mesela bu şuradaki doğruyu yapalım. A şıkkındaki doğruyu şimdi denklemini yazalım arkadaşlar. Noktanın biri 3,5. Diğer noktam kaça kaç? -1,4 mü? Ben öncelikle bir eğimi bulayım. Eğim nedir? Y'lerin farkı 4-5 bölü x'lerin farkı mı? -1-3 mü? Bu da kaç yapar? 4-5 kaçtır? -1. -1-3 kaçtır? -4. Öyleyse benim eğimim 1/4 oldu mu? Değil mi? Evet. Eğim varsa herhangi bir noktamızda belliyse arkadaşlar bakın burası 3,5 noktasıydı. Ben şu nokta ve şu eğimle ne yapabilirim? Bu doğrunun denklemini yazabilir miyim? Denklemini. Evet yazarsın. Denklem yazmanın ana formülü neydi? Y-Y1 işte. M çarpı X-X1. Bizim X1'imiz ne arkadaşlar? 3. Y1'imiz ne? 5. 5. Eğim kaç? 1/4. O zaman burası ne yapar? Y-5 eşittir 1/4 çarpı x-3 mu oldu? Bu y-5 eşittir. Bunu dağıtırsam da x-3/4 yapar. -5'i karşıya aldım. Y eşittir. Ve işler dışa çarpımı yapıyorum arkadaşlar tamam mı? Çünkü şıklarda hangisi olduğunu bilmiyoruz ya. Çapraz çarpıyorum şu an ben. 4y-20 eşittir x-3 oldu. Ne bileyim bütün x'leri bir yere, y'leri bir yere toparlayalım. 4y-x-17-0 yapar. Bunun denklemi tamam mı? Tamam. Y'yi yalnız bırakmışsa da siz de y'yi yalnız bırakırsınız. X'leri ve sayıları karşıya atarsanız y'yi yalnız bırakıp soruyu bulursunuz. Şimdi siliyorum. B şıkkını yapalım. B şıkkında da yine bir doğrumuz var. Üzerindeki iki noktamız belli mi? Belli. Noktalar kim? -2,4 ile diğer noktam kaç? 1,3 mü? Ben şimdi bunun eğimini acaba bulabilir miyim? Eğim nedir? Y'lerin farkı 3-4 bölü x'lerin farkı 1-2. Yukarısı 3-4'ten -1 yaptı. Aşağısı da 1+2'den 3 mü yaptı? Benim eğimim ne oldu öyleyse şu an? -1/3. -1/3. Eğimim varsa bir noktasını işaretliyorum şu an. Eğim ve bir noktayla biz nasıl denklem kuruyorduk? Y-Y1 eşittir. Y-Y1. X-M çarpı X-X. Burası X1 olsun, burası Y1 olsun mu? X1'i ne yazmam lazım? -2. Y1'i ne yazmam lazım? 4. Eğim yerine ne yazmam lazım? -1/3. -1/3. Y-4 eşittir. Eksi dağıtırsak -1/3 x+2. Hatta şimdi bu burada kalsın arkadaşlar. Çözüme bakayım. Ben sonuca bakayım da. Aman tepsi gitti ya. Bir saniye. Yeri alabiliyor muyuz? Yeri alma tuşu yok. Şimdi arkadaşlar bir sonuca bakayım ben en son tamam mı? Nasıl yapmışsa biz ona göre yapalım. Sayfamız kaç? Sayfamız 103 değil mi? Evet. Sayfa 103'teki cevaplar. Hemen 103'ü açalım. Sayfa 103. Sayfa 103 müydü? Evet hocam. 103'ü gören var mı? 92. 103. Bakın burada hep y'leri yalnız bırakmış. Biz de y'leri yalnız bırakalım tamam mı? Hayır pardon. Burada ise ne yap? Bak 6. soruda ne yapmış? Hepsini bir yere toparlamış arkadaşlar. Biz de öyleyse 6. soruda hepsini bir yere toparlayalım. 103 diyelim. 103'e gelelim şimdi.
103. Altıncı soruda hepsini bir yere toparladığı için ben de burada hepsini bir yere toparlayacağım. Şıklar olmadığı için adam nasıl yaptığını biz bilemiyoruz değil mi? Ama evet, hepsini bir yere toparlayacağız. Evet, hepsini bir yere toparlayalım. Şimdi bakın C şıkkını yapalım bu sefer. Neymiş noktalarımız? -1,-3'müş. Diğer F noktamız demiş 2,0 mıymış? Biz şu iki noktaya evet, bakarak neyimi bulabilir miyiz? Evet. Y'lerin Y'lerden farkı. Böyle X'lerin X'lerden farkı diyoruz. Burası kaç yaptı? 3 mü yaptı? Burası da 3 yaptı mı? O zaman 1 mi olayım? Bir noktam var, bir de eğimim varsa denklem nasıl kurulur? Y. Bizim x birimiz ne? Şu an eksi 1 mi? Y birimiz ne? Şu an eksi 3 mü? Eğim ne? 1 mi? Y artı 3 eşittir 1 çarpı x artı 1 oldu. 1'i dağıtırsam yine x artı 1 yapar. Y artı 3. Burada hepsini bir yere toparladım. Ben de hepsini bir yere toparlıyorum şu an. Arkadaşlar bu. Ama dördüncü soruda ne yapmıştı? Bir y'leri yalnız bırakmıştı. İstersen y'leri yalnız bırakıp da bize sorabilir. Tamam mı arkadaşlar? Tamam hocam. En son Ç şıkkını da yapalım. Ç şıkkını yaptıktan sonra zaten sayfa 103'te bitmiş oluyor arkadaşlar. Videoyu durdururuz ama dersimize devam edebiliriz. Ç şıkkı. Tabii hocam. Yine iki noktamız belirmiş. 3,-2. Diğer noktamda -1,4. Ben bu iki noktaya bakarak da eğimi bulabilir miyim? Evet. Yazdırın bana eğimi bir. 4-2 bölü. -1. Kaç yaptı? +2, 6 bölü. 6. -4. -4 mü? Sadeleştirdim. -3/2 mi yani? Evet. y-y1 eşittir m çarpı x-x1 miydi? Evet. Eğim -3/2. -3/2. X birim ne benim? 3 mü? 3. Y birim ne? -2 mi? -2. O zaman buraya -2 yazarsam +2 mi oldu burası? Değil mi? +2. Şimdi içten dışa çarpımı yapıyorum ben. 2 çarpı y 2 y. 2 çarpı 2 artı 4 yaptı. Eşittir. 1 ile şurayı çarparsam 1 bir işe yaramaz. -3 içeri atayım. -3 x artı 9 mu oldu? Her hepsini evet, bir yere toparladığı için ben toparlıyorum. 2y artı 3x eksi 5 0 yapar arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu burada durdurayım ama siz bir yere ayrılmayın bir saniye. Ve daha konuşması yapmayacak mısınız hocam? Sonra yaparız. Ben şimdi durduramayacağım.